Daha atar atmaz. Ha, kamerayı da açamamıştım. Osaka'nın baby. Mükemmel bir boy. İnşallah çıkmaz. İlk atış, ilk balık. Oh, şu balığın güzelliğine bakın. Şu boyun güzelliğine bakın arkadaşlar. Osaka. Arkadaşlar herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Size bu haftaki videomda levrek avı videosu hazırlanmak için ekipmanlarımı aldım ve Meral'e geldim şu an. Burada size kullandığım ekipmanları tanıtıp av yapacak olduğum bölgeye geçeceğim arkadaşlar. Bildiğimiz gibi levrek avları bizler için gerçekten çok önemli bir av. Ve hassasiyet isteyen, bilgi, tecrübe isteyen bir av yöntemi. Ve ben size şimdi kısaca kullandığım ekipmanları bahsederek nasıl av yapacağınızı anlatıp sonrasında videoya geçeceğim arkadaşlar. Şimdi kullanacak olduğum yem. Levrek avlarında hepimizin bildiği gibi en çok performansı yüksek olan silikon karides avlarıdır. Ve ben bugün sizlere şöyle Osaka'nın baby karidesleriyle avlayacağım arkadaşlar. Bunlar gerçekten normal karides formunu en yüksek şekilde andıran, hani gerçeğine birebir yakın pozisyonda tasarlanan güzel baby karidesler. Levrek avlarında kesinlikle çok başarılı bulduğum bir silikon. Bunların şöyle büyük modelleri de var. Şu şekilde. Bunlar C27, C28, birçok farklı renk kodları var arkadaşlar. Bunları dipten zıplattığımız zaman kesinlikle levrek avları daha bizim için verimli olacaktır. Bir de arkadaşlar silikon karidesi av yaparken özellikle dere ağızları, ırmak ağızları, bu tarz yerlerde suyun şişme ve düşme zamanlarını iyi takip edin. Çünkü levrek avı genelde bizim burada Akdeniz bölgesi için söylüyorum. Su şişmeye başladığı zaman, deniz yükselmeye başladığı zaman yapar. Biz dere ağızlarında, ırmak ağızlarında veya da böyle suyun içi balçıklı, potuklu, otlu olan bölgelerde genelde su düşümü gider av yaparız. Suyun şişmesini bekler ve su şişmeye başladığı zaman da levrek avı bizim için daha verimli hale gelir. Siz de o yüzden levrek avı yaparken arkadaşlar bunlara dikkat edin. Silikon karides kullanmaya dikkat edin. Mesela şöyle V8 silikon tarzı yemler kullanmaya dikkat edin. Bu da Osaka V8 arkadaşlar. Bu tarz yemler levrekte bizim için gerçekten başarılı ürünlerdir. Hadi şimdi hep birlikte videoya geçelim. Bakalım neler yakalayacağız. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar, ilk siftahımızı açtık. İlk siftahımızı açtık. Daha atar atmaz. Bak, kamerayı da açamamıştım. Osaka'nın baby karidesiyle avlanıyordum. Şöyle bir alalım şöyle. Gel bakalım, gel. Çok güzel boy arkadaşlar. Çok güzel bir boy. Çok güzel bir boy. Şunu şuradan şöyle hemen. Çok mükemmel bir boy. İnşallah çıkmaz. İnşallah çıkmazsa çok güzel bir boy. Damağımın ucunda çünkü. Hatta bunu elle alacağım arkadaşlar. Onu riske atmak istemiyorum. Çünkü karides küçük. Şöyle. Evet. Harikasın ya. Harikasın. Daha ilk atış, ilk balık. Oh, şu balığın güzelliğine bakın. Şu boyun güzelliğine bakın arkadaşlar. Osaka karidine C0-20 arkadaşlar. İlk atış, ilk balık. Daha geldim Meral'e, video açamadım. Dedim hani bir iki atış yapayım, ip ıslansın diye. Abi çıkan boy çok güzel. Şöyle bir atın bakayım arkadaşlar. Şöyle bir atalım. Atışımızı yaptık. Tıp. Düz sar. Bir defa vur. Düz sar. Evet. Oo. Güzel. Gel bakalım gel. Gel bakalım gel 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 gel. Güzel. Osaka C27 arkadaşlar. Dur bebeğim dur. Osaka C27.
Şöyle ispendek daha bunlar. Hadi bakayım. Hadi. Söylemeye suyun akışına doğru bir atalım. Şu an düştü. Tıp. Tıp arkadaşlar. Bir vurup düz sarıyor. Zaten hayvan varsa gelip buna her türlü hamle yapacaktır. Hadi. Hadi. Bak iki defa vurdu alamadı. Evet şimdi aldık. Gel 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 gel. Ya bakalım gel. Manyaklar. Gel bakalım sizin büyükleriniz nerede? Büyükleriniz. Sizin büyükleriniz nerede? Hadi bakalım. Şöyle. Şöyle bir atalım. Zaten hayvan peşinden gelip hamle yapıyor arkadaşlar. Evet, hadi hadi. Hadi lan bir daha. Bakın düz sarıyorum, düz sarımda yapışıyor arkadaşlar. Düz sarımda yapışıyor. Hoppa. Abi siz benim alacak olduğum limitte değilsiniz arkadaşlar. Bunlar ufak. Osaka C27. Hadi. Evet. Manyak suyun üstünde alıyor. Bak 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 bak. Gel bakalım gel. Gel bakalım. Heh, kendi çıktı zaten. Hadi git. Git hadi gitseniz almayacağım ben hadi. Hadi bakalım. D27 kodlu karitesi biraz devre kavga yapacağım. Şöyle bir atışımızı yapalım. Karides avı gerçekten doğru yaptığında çok keyifli bir av yöntemidir. Levrek için özellikle. Bir defa vur bekle. Bak vurdu. Hadi bir de hop hadi. İki defa vurdu arkadaş alamadım. İki defa vurdu alamadık. Şimdi alacağım ama. Atışımızı yaptık. Şu an çok üzere düştü. Hadi bakalım. Evet. Gel 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 gel. Bunlar dayanamıyor da silikonu ya. Bakalım gel. Güzel arkadaşlar. Şöyle Osaka C020 arkadaşlar. Silikon. Şuradan bir atışımızı yapalım. Evet, atışımızı yaptık. Bir de düştü arkadaşlar. İlkten bir defa vur düz sar. Bir defa vur düz sar. Zaten eğer varsa bakın. Evet, hadi bir daha. Evet. Gel 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 gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Osaka. Kairdina C027 Junior Kardes. Dur 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 bırakacağım seni. Hadi bak. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İnanın Adana bölgesinde hava çok sıcak. Ben de levrek avları bu ara Adana'da daha verimli. O yüzden Adana bölgesine av yapmaya gidiyorum. Ama havalar bir tık serinlemeye başladı. Mersin'den de güzel levrek haberleri geliyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de Mersin geneli sizlere levrek av yapmaya çalışacağım. Ben bu avımda sizlere Osaka'nın baby kardesleriyle avlandım. Silikon kardesler gerçeğini hani birebir andıran bir av yöntemi olduğu için levrek andırmak biraz daha kolay aslında. Daha önce ben size bu kardeslerle Silifke tarafında bir sarutuna videosu çekmiştim. Şimdi de levrek videosu çektim. Zaten Osaka kardesler arkadaşlar şu an stokta yok babyler. Eylül ayının sonunda gelecek diye bize bildirim geldi. Hani ortalama bir hafta 10 gün içerisinde silikon kardeşlerin bütün renkleri, bütün seçenekleri ve gramajları stoklara girecek.
Bence elinizi çabuk tutun. Geldiği zaman elinizden geldiğince sizi toplamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü çok uzun süre kalan bir silikon değil. Bu geldiği dakika birçok kişi, birçok levrekçi bekliyor bunları. Geldiği dakika direkt tükeniyor. Avayiler alıyor, avcılar alıyor. Osaka'nın bütün kardeşleri, junior modelleri, baby modelleri, büyük modeller, orta boylar inşallah bir hafta 10 gün içerisinde sotta olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese Allah'a emanet. Görüşmek üzere.